Herkese merhaba, ben Cemal Taner. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve üyelere tanınan ayrıcalıklardan faydalanmak için katıl butonuna tıklamayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bugün sizlere siber güvenlik uzmanı nasıl olunur hakkında açıklamalarda bulunmak istiyorum. Bu soru çok sorulan bir soru. Bana veya bu konuda insanların, özellikle gençlerin, e, sektörde uzman gördüğü kişilere çok sorduğu bir soru. Öncelikle şunu belirteyim, bunun bir sihirli formülü yok. Yani böyle işte Matrix'teki gibi Matrix filmini seyredenler bilir ki seyretmediyseniz ki bu yani küp dediğimiz veya böyle e, önde gelen e, hani ölmeden önce izlenecek filmler vardır ya onlardan biridir Matrix mutlaka izlemeyenler izlemene tavsiye ederim. Orada işte insanların böyle kablosu, e, kablolar takılıdır arkalarında ve e, ne yaparlar oradan bir işte yazılıma bağlıdır insanlar ve bilgiyi oradan gönderebilirler. Mesela bir e, sahnede Trinity bir helikopter kullanacaktır ama e, helikopter kullanmayı bilmiyordur. Hemen der ki işte ona helikopter pilotu yazılımını yükleyin der ve anında yüklerler. O da kullanır. Yani keşke böyle olsa. Ya da bir hap olsa o hap hemen gözümüzü açtığımızda bütün bilgiler beynimize yerleşmiş olsa. Yani bir boyacı köpü değil ki dalları çıkar olsun diye bir atasözü sözü vardır. O yüzden Böyle bunun bir sihirli formülü olmadığını. Yani işte şunları şunları yaparsanız başarı uğraşırsınız gibi. Yani kimse bu konuda net bir cevap veremez. Baştan şunu söyleyelim. Yani burada tabii biz size birçok önerilerde bulunacağız. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bir diğeri motivasyon kaynağınız. Yani şöyle bir şey duyduysanız ya işte bu siber güvenlik sektörü çok popüler bir sektörmüş. Bu bu tarafta iyi maaşlar varmış, iyi işler varmış, çok iş varmış gibi bir şey düşünüyorsanız baştan bu işe girmeyin. Yani özellikle motivasyonunuz paraysa zaten girmeyin. Yani ben hep canlı yayınlarda da mesela onu çok bahsettim. Dedim ki benim lisede bir arkadaşım vardı. Pazarda maydanoz satardı. Şimdi müteahhit oldu mesela. Belki trilyonlar kat kazanıyor. Hani hedefiniz şeyse çok para kazanmaksa gidin pazarda maydanoz limon satın daha fazla para kazanırsınız. Yani bu sektörde çalıştığınızdan elde edeceğiniz paradan daha fazlasını kazanırsınız. Onu söylemiş olalım. Çünkü siber güvenlik sektörü veya IT bilişim sektörü öyle bir sektör ki akşam yatıyorsunuz, sabah kalkıyorsunuz, cahilsiniz yani. Neden? Çünkü siz uyanana kadar ki bizim düşünün biz e, Amerika'dan 8 saat diyelim ki ilerideyiz. Amerika'da bir şeyler olmuş. Biz gece yapmışız onlar sabah gündüz bir şeyler bulmuş. Biz sonra mesela oradaki haberleri okuyoruz ve yani bileyim ne yapmışlar ne etmişler gelişmeleri öğreniyoruz. Her gün yeni bir şeyler öğrenmeniz gereken bir sektör. O yüzden yani mesela adam diyelim ki akademik kariyer yapmak istiyor, akademik kariyer düşünüyor. Gitse coğrafya öğretmeni olsa ne güzel değil mi? Yani coğrafya öğretmeni olur ya da üniversitede coğrafyacısı olur. İşte Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'dır mesela. Yeni bir Ağrı Dağı icat etmezler ya da yeni bir dağ bulduk, yeni bir dağ keşfettik. Ağrı Dağı'ndan daha yüksekmiş falan. Yok böyle bir şey değil mi? Ya da tarih mesela ne güzel değil mi? Mesela işte 1453 yılında fethedildi İstanbul Fatih tarafından. Bir tarihçi çıkıp da işte ya işte 3. Selim keşfetti. Keşfetti diyorum, pardon, fethetti İstanbul'u demiyor, değil mi? Yani sonuçta böyle statik değil, yani bilginin değişmedi. O, o, o sektörde de tabii o alanlarda da mesela değişiklikler oluyor, gelişmeler oluyor. Ama yani bilişim sektörü kadar değil. Yani o yüzden bilişim sektörüne adım atmak isteyenler, hedefleyen gençlere hep onu söylüyorum. Yani hayat boyunca öğrenmeniz zorunda olan ve sizi bir yerde mesela yeri geliyor, o, o konuda sabrı olmayanların ne yapıyor? Yolda bırakıp gidiyor yani. O yüzden yani siber güvenlik tarafında özellikle bir kariyer hedefliyorsanız bir, sizi motive edecek şeyin bir para olmaması, bir maddi gelir veya bir amaç amacınızın bu olmaması lazım. Yani o işi seviyorsanız, o işi yapmaktan zevk alıyorsanız, o işi yapmanız, hedeflemeniz bizim her zaman tavsiye ettiğimiz şey. Şimdi işin yani bu tarafı felsefesi. Biraz da teknik taraflarına gelirsek yani ne öğrenmemiz lazım, neler yapmamız lazım diye. Aslında şöyle bir ipucu vereyim. Yani bu yani oradan gidip iş bulursunuz, bulamazsınız tartışmasına girmek istemiyorum ama Kariyer.net gibi iş ilanı sitelerine gidin. Oralarda arkadaşlar siber güvenlik kelimesiyle ara, aramalar yapın ve iş ilanlarına bakın. Yani işte tecrübe istiyorlar hocam falan filan demeyin. En azından şunu anlatmak istiyorum ben. Mesela bir iş ilanında hangi sertifikasyonlar isteniyor? Bir, iş ilanının iş ilanında hangi bilgiler isteniyor? En azından onları görürseniz ne yaparsınız? Hedefinizi o sertifikaları almayı veya o bilgileri öğrenmeyi koyarsınız. Yani bu sizin için bir ipucu olsun. Yani şöyle bakarsak temel neler öğrenmeniz lazım. Öncelikle arkadaşlar hangi alan olursa olsun temel seviyede bir network bilginizin olması lazım. Yani Cisco CCNA diyoruz biz bu seviyeye. Veya Comptia'nın yine bir Network Plus diye bir sertifikasyonu var. Ha, yanlış anlamayın yani bu eğitimleri alın sertifika anlamında demiyorum yani sertifika almayın. Ama bu seviyede bu müfredatı bilecek seviyede olun. Bizim demek istediğimiz bu. Onun dışında sistem bilgisi diyoruz. Sistem dediğimiz zaman Linux ve Windows ikisi birden. Çünkü her ne kadar işte Linux öğren, Linux öğren diyoruz ama yarın bir sızma test uzmanı olduğun zaman piyasaya gittiğinde hep karşısına Windows sistemler çıkacak. Sunucu tarafında tamam Linux çok kullanılıyor ama yani son kullanıcının kullandığı ya da işte bir şirkete gidin bir holdinge bir aktif direktör yapısı var, bir domain controller vesaire vesaire. Yani bir Windows sunucu çalışıyor orada. Yani siz orada sızma testi yapıyorsunuz gibi. Tabii sistem dediğimiz zaman yani şöyle yanlış anlamayın. Yani işte adam girecek Windows komut satırında bir şeyler yazacak ya da Windows'ta gidecek server'da aktif direktör kuracak değil. Bu bilgi değil. Yani işin çekirdek tarafını, kernel tarafını ya da işte oradaki prosesler çalışıyor. Yani işin arka tarafında yani ee, ne diyelim işte hani arabayı sürmek dediğimiz zaman arabayı sürmek değil. Yani işte kapı açtığı zaman motorun içinde ne var ne yok değil. Yani o motorun çalışmasının nasıl çalıştığını bilmek. Yani siz o motorun nasıl çalıştığını bilirseniz motor arıza yaptığı zaman ne yapabilirsiniz? Tamir edebilirsiniz gibi. Yani Linux ve Windows sistem bilgisini böyle düşünün. Ee, ondan sonra yani network dedik, sistem bilgisi dedik. Daha sonra da algoritma ve programlama temeli bilgisi. Yani burada şu dil bu dil demiyorum. Yani C, C++ ya da ne bileyim işte Python günümüzün meşhur e, dillerinden biri ya da Delphi geçenlerde değil mi? Çok esprisi oldu. Demiyorum. Yani sonuçta algoritma ve programlama mantığını öğrendiğiniz zaman önünüze gelen her dili çabucak öğrenirsiniz. Yani oturursunuz bir gecede Python'da öğrenirsiniz. Oturursunuz bir gecede PHP'de öğrenirsiniz. Yani bu konuda bir gecede PHP öğrenen genç diye Hakkı yıllar önce mesela bir yazısı vardı. Byte dergisi, o zamanlar böyle kitapçıklar verirdi. Aylık çıkan bilgisayar dergisiydi Byte. Şu an herhalde pek bilgisayar dergisi falan kalmadı. O bilgisayar dergisinin içinde işte ASP, işte PHP vesaire gibi onun e, öğretimiyle ilgili, o dilin öğretimiyle ilgili kitapçıklar olurdu. Hakkı Hoca'nın yazdığı, Hakkı Hoca'nın o zaman alıp işte bir tanesi, Ankara'dan bir genç, benim de tanıdığım bir arkadaş. E, tabii şu an bilişimle ilgili bir iş yapmıyor, kendisi avukat. Ama oturup bir gecede sabaha kadar o dili öğrendiği ve bir şeyler yaptığı ne Hakkı hoca yazmıştı. Yani gerçekten de yani siz de mesela bu işe çok meraklıysanız ki zaten merak ilmin hocasıdır diye bir güzel söz var. Yani siz bir gecenin ikisinde üçünde kalkıp sabah kadar bilgisayarın başında oturup bir şeyi çözmek için merak etmiyorsanız, uğraşmıyorsanız zaten siber güvenlik sektöründe bir şey yapabilirsiniz, edebilirsiniz diyemem. Yani onu da söyleyeyim. Bazen işte gençler bir şey soruyor, bir link atıyorum. Hocam bunu mu okuyacağız diyor. Yani okumayı sevmiyorsanız, araştırmayı sevmiyorsanız, yani Google'da bir şey araştırmayı sevmiyorsanız ya da işte karşınıza çıkan makaleleri okumayı sevmiyorsanız, videoları izlemeyi sevmiyorsanız, ona dayanamıyorsanız yine bu sektörde bir şey yapayım, süper güvenlik tarafında bir şeyler öğreneyim. Baştan demeyin yani gidin YouTube'da ya da ne bileyim Instagram'da videolar izleyin daha iyi. Vaktinizi daha iyi değerlendirmiş olursunuz. Yani temel teknik tarafta dediğim gibi network, algoritma ve programlama bilgisi artı sistem bilgisi Linux ve Windows. Ama yanlış anlamayın dediğim gibi işte bir Linux komut satırında komut yazmak veya işte bir Windows'ta bir program kurmak veya bir servis kurmak anlamında değil ya da Linux'ta bir diyelim DNS servis çalıştırmak ya da bir e-posta servisi kurmak anlamında değil. Yani bunu da söylemiş olalım. Eğer sorularınız olursa videonun altına yazabilirsiniz. Tekrar söylemiş olayım kanalıma abone olmayı ve Yeni gelen videolardan haberdar olmak için zile tıklamayı unutmayın. Bu arada katıl butonu aktif oldu ve önümüzdeki günlerde üyelere özel videolar yayınlamaya başlayacağım. Bunlardan birisi bir e, Kali Linux terminal satırındaki komutları. Yani e, Linux e, terminal satırındaki komutları Kali Linux kullanarak öğreneceğimiz bir eğitim serisi. Çok yakında başlayacak. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.